Merhabalar, videoma hoş geldiniz. Ben Fırat. Bu videoda sizlerle birlikte Edius montaj programına giriş yapacağız arkadaşlar. Bunu bir seri halinde çekeceğim Edius derslerini. Bu videomuzda ise kurguyla montajla hiçbir alakası olmayan kişiler için Edius montaj programını bir genel olarak tanıtacağım arkadaşlar, anlatacağım. Edius kurgu programı nedir? Nasıl kullanılır? Nereden indirilir? Bu programı daha çok kimler kullanıyor? Bu programın diğer montaj programlarından avantajı ne? Bu tip sorulara yanıt vereceğim arkadaşlar bu videoda. Ben şu anda Edius 7 kullanıyorum. Zaten bu dersler de Edius 7 üzerine olacak. Ben daha önceden aslında Edius 9 kullanıyordum ama Edius 9 ücretsiz kullanıyordum. Yani ücretsiz lisans alıp kullanıyordum. 30 günlük deneme lisansı. Fakat lisans hatası vermeye başladı. Yani şu anda kullanamıyorum Edius 9'u. O yüzden Edius 7'nin derslerini çekmeye karar verdim. Edius 9'la da alakalı yanılmıyorsam 3-4 tane video var. Eğitim videosu var şu anda kanalımda. Şuradaki bağlantıya tıklayarak Edius 9 playlistine de gidebilirsiniz. Ayrıca videonun şimdiden faydalı olduğunu düşünüyorsanız lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın. Şimdi dilerseniz videomuza geçelim. Evet arkadaşlar, bu videomuzda Edius 7 programına giriş yapacağız. Şimdi gördüğünüz gibi ben programı açtım. Programı açtığımız zaman böyle bir menü geliyor karşımızda. Buradan proje seçmemiz gerekiyor. Şimdi öncelikle şunu söylemek istiyorum. Edius montaj programını genelde haber kanalları kullanıyor. Yani Kanal D, Star TV, ATV bu gibi kanallar genelde Edius 7'yi veya 9 hangi sürümünü bilmiyorum ama genelde Edius'u kullanıyor. YouTube'daki insanlara bakarsanız çoğunluğu Adobe Premiere Pro'yu kullanıyor. Neden diyeceksiniz? Adobe Premiere özellik açısından Edius'tan şu anda daha iyi. Ama Edius'un işte bakın burada bir can alıcı noktası var. Program o kadar pratik ki, mesela şöyle bir örnek vereyim. Siz diyelim ki sinema, radyo ve televizyon okuyorsunuz. İşte bu bölümde bu öğrencilere Edius'u muhakkak öğretiyorlar. Yani ben okumadım ama internetten araştırmalarım sonucu böyle buldum yani arkadaşlar. Evet, Edius'un en güzel yönü pratik olması. Dediğim gibi yani klavyeden çok basit, atıyorum C'ye basıyorsunuz, kesme işlemi yapıyor. Buna basıyorsunuz, bilmem ne işlemi yapıyor. Ben mesela bende Adobe Premiere Pro da var. Ben mesela açtım Premiere'i kullanmaya başladım ama Edius kadar pratik gelmedi. Yani genel olarak montaj programlarının arayüzleri aynı ama pratiklik açısından Edius çok rahat geldi bana. Ayrıca Edius'un bir de şöyle bir şeyi var. Mesela 4K bir video çektiniz diyelim. 4K bir videoyu işte SD ne bileyim 536'ya 200 bilmem kaç çözünürlüğündeki bir videoyla aynı anda gerçek zamanlı olarak çalışabiliyorsunuz arkadaşlar. Mesela bazı programlarda örnek vereyim, After Effects'te siz bir videoyu yüklediğiniz zaman o videoyu önce bir işliyor. Önce bir ara render alıyor. O renderi aldıktan sonra siz o videoyu gerçek zamanlı görebiliyorsunuz. Ama Edius'ta böyle değil. Yani attığınız videoyu real time olarak görebiliyorsunuz gerçek zamanlı olarak. Ayrıca bir de ufak bir not düşmek istiyorum. Zannetmeyin ki şimdi şeyler kullanıyor ya, haber kanalları falan kullanıyor ya. Şu anda ben de mesela videolarıma bakın, Edius kullanıyorum ben de. Ve videolarıma çok güzel animasyonlar, şunlar bunlar ekleyebiliyorum. Hani basit şeyler yapabiliyorsunuz Edius'ta. O yüzden dediğim gibi çok güzel bir program, çok pratik bir program. Tabii ki Edius kullananlar da yine bildiğim kadarıyla Premiere'e geçiş sağlamışlar ama bence hala çok güzel bir program diye düşünüyorum ben Edius. O yüzden de eğitim videolarını çekeceğim. Eğer ki siz de öğrenmek istiyorsanız kanalımda oynatma listesi olacak Edius 7 ile alakalı. Oradaki videoları izleyebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi Edius'u açtığımız zaman gördüğünüz gibi böyle bir penceremiz çıkıyor. Buradan proje seçmemiz gerekiyor. Mesela şöyle örnek vereyim. Ben bir video çekiyorum. Saniyede 50 kare. Yani 50p olarak diyeyim. Çünkü IP kavramları ayrı bir şey. Onu ayrı bir videoda anlatmak istiyorum. Progresif. Yani 50p. 1920x1080 yani Full HD çözünürlüğünde ve saniyede 50 kare bir video çekmek istiyorum. Bu videoyu çektikten sonra montajlayacağım. Edius'u atmadan önce buradan proje seçmem gerekiyor. Burada gördüğünüz gibi projeler var, hazır taslaklar var. Mesela 1920x1080 işte 29.97 kare 16.9 8 bit. Bu 8 bit de renkle alakalı bir şey. Renk derinliğiyle alakalı bir şey. Buna da ayrı bir videoda değineceğim. Biraz karışık bir konu. Şimdi saniyede 50 kare bir video çekmiştim ya ben. Ona 50 kare demeyelim, 25 kare diyelim. Bakın burada mesela benim şu anda kullandığım, hali hazırda videolarım içinde kullandığım hazır ayar var arkadaşlar.
Bunu seçip okey dediğimiz zaman şimdi Edius montaj programı açılacaktır. Evet, programımız açıldı. Edius'un arayüzü de bu şekilde arkadaşlar. Bu aşağıdaki kısım, bu uzunca kısım, buraya timeline diyorlar. Yani timeline, hani zaman çizgisi Türkçe olarak çevirirseniz. Bütün işler burada oluyor. Yani kesme, bilmem ne, zoom yapma, resim ekleme, video ekleme, ses ekleme, bütün işleri burada yapıyorsunuz arkadaşlar. Bu sol üstte gördüğünüz kısım, burası zaten videonuzun gösterileceği kısım. Edius'ta şöyle bir şey de var. Mesela bildiğim kadarıyla 15 mi, 30 mu, 30 kameraya kadar desteği var. Belki sallamış olabilirim. Şu anda tam bir hatırlamıyorum ama mesela bir dizi çekimlerinde bir kamera kullanılmıyor biliyorsunuz. Bir diziyi çekerken en az 4-5 tane kamera kullanılıyordur diye düşünüyorum. İşte bunların hepsiyle hepsinin aynı anda görüntüsünü alabiliyorsunuz arkadaşlar. Buradaki pencereye yerleştirebiliyorsunuz. Sağdaki kısmımızsa burada şöyle üste çıkarayım. Şu anda efekt menüsü açık. Bakın şu aşağıda 1000 yazan kısım. Buraya videolarınızı atıyorsunuz veya buradan işte klasör seçiyorsunuz. O klasörün içindeki videolarınızı gösteriyor. Efekt kısmı var. Efekt kısmı zaten videonuza işte ya da ses kaydınıza çeşitli efektler ekliyorsunuz. Sekans marker diye bir kısmımız var. Ayrıca buraya yeni yeni sekanslar ekliyorsunuz. Fakat ben sekansın ne olduğunu açıkçası bilmiyorum. O konuda hani size bilgi vermeyeceğim arkadaşlar. Çünkü sekans bir şeye yarıyor ama ben açıkçası bilmediğim için, bu şekilde kullandığım için o konu hakkında bilgi veremeyeceğim size. Bir de Source Browser diye bir kısmımız var burada. İşte buradan da bilemiyorum yani şu anda bunu da tam çözemedim. Muhtemelen bunu kullanmazsınız arkadaşlar. Yani şu an tam ben de bilmiyordum bunu. Evet, genel olarak ilk derste anlatacaklarım bu kadar. Deminki pencerede, o ilk başta açtığım işte çalışma sayfası seçtiğimiz pencerede orada customize diye bir seçenek vardı. Onu anlatmayı unuttum arkadaşlar. Oradan çalışma sayfanızı özelleştirebiliyorsunuz. Yani oradaki taslakları kullanmak zorunda değilsiniz. Mesela diyelim ki 23 kare hızını seçebilirsiniz özelleştir yaptığınız zaman veya 27 kare hızını veya çözünürlük seçebilirsiniz. Render alırken mesela oradaki render ayarlarını değiştirebilirsiniz. Mesela şöyle bir şey söyleyeyim size. Edius'u normal bir taslak seçip açtığınız zaman oradan Edius standart olarak buradaki kanallarla birlikte açılıyor. Yani bir tane video kanalı, bakın burada bir tane video ses kanalı, bir tane yazı kanalı, 4 tane de ses kanalı ekliyor arkadaşlar. Bunlar standart. Siz bunları arttırabilirsiniz veya azaltabilirsiniz. Bunu da dediğim gibi özelleştir kısmından yapıyorsunuz. Evet, bu derste genel olarak anlatacaklarım bu şekildeydi. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Evet arkadaşlar, bu videomuz böyleydi. Umarım faydalı bir video olmuştur. Videoyu beğendiyseniz lütfen beğenmeyi unutmayın. Kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Ayrıca beni sosyal medya hesaplarından da takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.